Ee, Tabii ben e, öncelikle e, Türkiye'deki ve Orta Doğu'daki yaşanan gelişmelere e, genel bir değerlendirme, genel bir yaklaşım e, ortaya koymak istiyorum. Zaten e, diğer e, yorumcu arkadaşlarımız da e, bunun detaylarına da inecekler. Belki birçok konuyu bu noktada detaylandıracaklar. Şimdi bakın bugün e, Büyük Orta Doğu Projesi adı altında gerek Türkiye'de gerek İslam coğrafyasında Kan dökülüyor, canlar alınıyor, insanlar yerinden yurdundan ediliyor, ülkeler parçalanıyor. Çok karanlık bir tablo ve Türkiye özelinde konuşursak zifiri bir karanlık tablo, Prof. Haydar Başbey'in ifadesiyle zifiri karanlık bir tablo yaşanıyor. Şimdi aslında yaşanan bu tablonun temel nedenine baktığımız zaman, stratejik dost kabul ettiğimiz ülkeler sebebiyle, onlarla olan taşeron ilişkilerimiz sebebiyle, Bunları yaşadığımız da bir gerçektir. Şimdi e, bakıyoruz hem ülkemizi bölmek isteyenlerle beraberiz hem de bunlar niye yaşanıyor diyor soruyoruz. Yani e, tabii ki bugün yaşadığımız tablonun e, sebebi olan iradelerle biz e, beraber olursak, onların ekonomik görüşlerini uygularsak, onların siyasi taleplerini yerine getirirsek, e, efendim onların dediklerini bir dediklerini iki etmemeye çalışırsak elbette ki yaşayacağımız tablo budur. Bundan başka bir şey değildir. Bakın Samuel Huntington denilen bir Amerikalı bilim adamı var. Kendisi Yahudi asıllıdır, İsrail asıllıdır. E, medeniyetler çatışması tezinin de, teziyle de meşhur olmuş e, bir bilim adamı. Hatta bir Orta Doğu uzmanı da diyebiliriz. Huntington'ın e, eserinde şöyle bir ifade var. Diyor ki, biz diyor yönetmek istediğimiz, kontrol altına almak istediğimiz ülkelerde, ülkelerdeki bütün eğilimleri tespit ederiz. Bu eğilimlerin başına birer lider belirleriz ve daha sonra da o ülkenin nabzını bu şekilde kontrol ederiz diyor. Şimdi Amerika'nın hani şeyde bir dövüş tekniği vardır biliyorsunuz. Aikido dediğimiz bir dövüş tekniği vardır. Karşıdakinin enerjisini kullanma. Yani yumruğuna yumrukla cevap verme değil. Yumruğunu alıp o enerjiyi ona karşı kullanma. Yani bileğini kırma mesela. Bu tarz bir dövüş tekniği vardır. Şu an Amerika'nın uyguladığı teknik de budur. Yani eğilimlerle mücadele etmek yerine eğilimlerin başına kendi atadığı insanları belirleyip o eğimleri kendi lehine kullanmak. Dolayısıyla baktığımız zaman bir bu kalemun siyaseti uyguladığını görüyoruz Amerika'nın. Yani sürekli değişen bir efendim eğilimlerin eğimlerdeki değişimlere göre değişen bir e, politika görüyoruz Amerika'da. Ortadoğu'da bunu uyguluyor. Mesela dikkat edin. Yani Rusya Suriye'deki olaylara müdahil olduğu zaman ilk başta son derece buna tepki veren Amerika bir anda PD paydasında ve Türkiye'nin Rus düşen düşürmesi paydasında bir anda o olayı bir anlaşma masasına getirebiliyor. Ya da karşılıklı bir masaya oturmaya getirebiliyor. Yani ona göre bir strateji değiştirebiliyor. Onu lehine çevirmeye çalışabiliyor. Veya e, galet ediyor. Şimdi burada yani onunla mücadele etmiyor. Bir noktada bakıyorsun geri adım atıyor. Ondan sonra bir sonraki hamleye hazırlanıyor. Şimdi böyle bir yapı var. İşte bu bu kalemun siyaseti. Şimdi Amerika'nın bakın burada... E, hatta belirlediği liderleri bile, yani bir ülkenin başına belirlediği diktatör düzeyindeki liderleri bile çok rahat harcadığını görüyorsunuz. Hmm. Yani o liderlerde sebat etmediğini görüyorsunuz. Evet. Mesela Saddam, mesela Hüsnü Mübarek, mesela mesela Tunus devlet başkanı, eski başkanı e, Zeynep Abidin Bin Ali. Şimdi bakıyorsunuz, mesela Saddam örneğini verelim. Saddam'ı iktidara getiren irade Amerika'dır. 3 evet. defa CIA'yı darbesiyle getirmiştir. Daha sonra, ee, Saddam o kadar çok Amerikan taşeronuydu ki yani şu anki taşeronlardan çok daha fazla Amerikan taşeronuydu. Bir dediğini iki etmezdi. Ne yaptı Saddam? Kendini riske atarak, halkını riske atarak, ülkesini riske atarak 8 yıl İran'la savaştı. Kim için? Amerika'nın menfaatleri için. İsrail'in menfaatleri için. Bu derece Amerikancı, bu derece İsrail'ci olan bir kişi Saddam. Ama aynı Saddam Amerika ne yaptı? Bir bayram sabahı boynu ipi doladı ve astı. Neden? Neden asıyor? Neden Hüsnü bir bari devre dışı bırakıyor? Diğer yerleri de değerlendirelim. Zeynel Abidin bin Ali'yi devre dışı bırakıyor. Çünkü Amerika Büyük İsrail projesinin önünde güçlü bir irade yani kendi adamı da olsa güçlü bir irade istemiyor. Parça parça olmasını istiyor. Bütün eğilimlerin birbiriyle çatışmasını istiyor. Küçük küçük gruplar hepsi birbiriyle çatışmalı. Hepsi silah sarılmış. Birbirine kurşun sıkar vaziyette bir toplum istiyor. Niye? Çünkü İsrail'in önünde engel kalmasın. Peki burada bakıyoruz e, e, Türkiye'den misal verecek olursak Türkiye'de şu anda iktidar partisinin iktidar partisi gidiyor Amerika'dan icazet alıyor. Sonra Amerika talimat veriyor, o talimatları yere getiriyor. Muhalefet partisi, ana muhalefet partisi gidiyor Amerika'dan icazet alıyor. Ondan sonraki muhalefet partisi Amerika'dan icazet alıyor. E, sonra dördüncü giren partide Amerika'dan icazet alıyor. Yani bakıyorsun İktidarı, muhalefeti, bilmem ne şu, şu su, bütün siyasetçiler soluğu Amerika'da alıyor. <laughs> Tabi burada Türkiye'de bir istisna var sadece. O da Bağımsız Türkiye Partisi ve Genel Başkanı Prof. Hı -hı. Haydar Baş Bey 1995 yılında bu icazet teklifini en tersiyle iten Türkiye'de tek siyasi liderdir. Bunu da ifade etmemiz lazım. Şimdi ama sadece siyasi tablosu değil ki bu. Bakın şimdi Türkiye'deki terör örgütlerini düşünelim. PKK, PKK'yı kuran irade Amerika. Efendim IŞİD'i kuran irade Amerika. Türkiye'deki Hizbullah'ı kuran irade Amerika. Yani birbiriyle çatışan efendim şu anda falancı terör örgütünü kontrol eden irade Amerika. Evet. Yani terör örgütle birbiriyle çatışan dahi olsa terör örgütlerini de koordine eden birbiriyle çatıştıran yine Amerika. Şimdi orada da bir eğilim var çünkü. O eğilimleri de kullanıyor. Siyasi eğilimleri de kullanıyor. Gaye ne? Gaye hiçbir eğilimin güçlü olmasını sağlamamak bütün eğilimleri birbirle çatıştırma. Devletler düzeyinde bir misal verip e, birkaç şey değineceğim. Bakın, Amerika Irak'ı destekledi, değil mi? 8 yıl savaş savaşlarında, 8 yıl savaşlarında 1980 ile 1987 arasında yapılan savaşlarda kimi destekledi Amerika? Irak'ı, Irak'ı Irak destekledi. İran'a karşı Irak'ı destekledi. Peki 1987 yılında bir İran geç skandalı çıktı ortaya, değil mi? Evet. Nedir bu İran gençliği skandalı? Rigun döneminde İran'a destek olduğu ortaya çıktı. Amerika'nın İran'a destek verdiği, silah ortaya, sattığı ortaya çıktı. Şimdi burada e, bakıyorsun neden İran'a silah satıyor? Çünkü gaye Irak'ı bu savaşta galip hale getirmek değil. Rakibini de güçlendirerek iki horozu birbiriyle dövüştürüp ağır ikisini de yaralı hale getirmek. O yüzden şu anda Türkiye... PKK'ya belki silah ver, Amerika Türk PKK'ya silah veriyor ama IŞİD'e de veriyor. PKK'ya efendim mücadele edecek olan iradelere de veriyor. Ona da veriyor, buna da veriyor. Niye? Ortalık kaos olsun, karmaşa olsun, savaş alanına dönsün. İşte Türkiye'de, Irak'ta, Suriye'de yaşanan tablonun özeti bu. Amaç bu coğrafyada ne Suriyeli bırakmak, ne Türk milleti bırakmak, ne Arap bırakmak, ne Türkmen bırakmak. Hiçbirini bırakmamak. Hepsini buradan silip süpürmek. Çünkü burada Efendim bir hedef var. Zaman daraldığı için bu hedefle alakalı birkaç madde söyleyip bitireceğim. Buyur. Bakın Amerika'nın yani Amerika'nın öncülüğünde bütün Batı Batı dünyasının ama burada Amerika başı çektiği için Amerika diyoruz. Biz Amerika derken İngiltere'yi de bunun içine katıyoruz. Almanya'yı da bunun içine katıyoruz. İngiltere de bunun içine, Efendim bütün bu Fransa'yı da bunun içine katıyoruz. Neden? Batı diye tabii. Batı değil. yani. Ama öncülüğü Amerika çekiyor. Şimdi nedir burada Amerika'nın hedefi? en önemli hedefi Arzu Mevud projesinin, Büyük İsrail Devleti projesinin hayata geçirilmesidir. Zaten Amerika'nın kuruluş hedefi de budur. Kuruluş efendim mantığı da budur zaten. Amerika'yı kuranlar aynı zamanda İsrail'i kuranlardır. Lobilerle yönetilir Amerika. Dolayısıyla burada hiçbir millet, hiçbir inanç istemiyorlar. Burada bir yani bugün yani nasıl Filistin coğrafyasında bir tek Filistinli'ye daha göz yummak istemiyorlarsa, Gazze'yi tamamen bir atış haline, al, alanı haline getirdilerse, şu anda arzı mevut coğrafyası dediğimiz, Türkiye'de dahil, Orta Doğu'da bütün bu coğrafyada Filistin coğrafyası gibi yapmak istiyorlar. Yani senin burada yaşam şansın yok. Kürt olarak yok, Laz olarak yok, Çerkez olarak yok, Türk olarak yok, Arap olarak yok. Adam seni burada istemiyor. Komple buradan süpürmek istiyor. İki, bakın Amerika kıtası bilimsel çalışmalarla bu Golf Stream akıntısı Prof. Dr. Haydar Baş Bey bunu sık sık ifade eder. E, golf Stream e, akıntısındaki bir takım e, e, dejenerasyonla beraber bir takım e, buzulların erimesi sebebiyle e, o akıntının şeyi değişti. Şekli şemal değişince bu sefer ne oldu? Küresel bir iklim değişikliğine gidildi. Bu da ne oldu? Kuzey Amerika'nın buzullar ülkesi anlamına e, olması anlamına geliyor. Amerika şu anda kendisine bir vatan arıyor ve vatan olarak da Türkiye'yi seçti. Orta Doğu'yu seçti, Suriye'yi seçti. Buraya yerleşmek istiyor şu anda. Ama bu İsrail projesinden farklı bir proje değil. Bunu da ifade etmemiz lazım. Dolayısıyla seni bu coğrafyada istemiyor. Çünkü kendisi için vatan görüyor. Hı hı. Üç hızlı geçiyorum. Yeraltı kaynakları. Ya diyeceksiniz ki zaten Transatlantik petrol Şirketi, efendim e, Exxon Mobil bilmem bunlar zaten Amerikan şirketi canım. Yani Türkiye'nin petrollerini bunlar zaten çıkartıyorlar. Türkiye'nin petrollerini bunlar Ali Cengiz oyunlarıyla çıkartıyorlar. Adam direkt sahiplenmek istiyor şu anda. Yani sana hesap vererek değil, sana verdiği yüzde iki bile fazla görüyor adam şu anda. Hepsine sahiplenmek, hepsinin kontrolünü altına almak istiyor adam. Üçüncü neden de kaynaktır. Kaynakları ele geçirmedir. Dördüncüsü nedir? Burası kıtalar arası bir geçiş güzergahıdır. En büyük rakibi olan Rusya'ya yakın bir coğrafyadır. Zaten ön cephe olarak ifade ediyor. Böylece dünyanın merkezi olarak ifade eden bu coğrafyaya yerleşip, dünyaya dünyanın hakimiyetini de ele geçirme hedefi var burada. Ve beşinci olarak da Türk milletine ve İslam coğrafyası olan düşmanlık olarak da ifade edebiliriz. Tarih boyunca ne zaman Haçlı dünyası doğuya sefer düzenlese karşısında Türk milletini bulmuş. Adam Türk milletine tarihi bir kini var. Sen bugün ona uşak olabilirsin, köle olabilirsin, bir dedi iki etmiyor olabilirsin. Ama şunu unutmamak lazım ki seni günahı da günahı kadar sevmezler ve seni yok etmenin hesabını güderler. Toparlıyorum. O yüzden bugün ülkemizde maalesef siyasetiyle, örgütleriyle, şu suyla, bu suyla, basınıyla, medyasıyla maalesef bu tabloya doğru, bu tabloyu hazırlayan, zifiri karanlık tabloyu hazırlayan bir ta millet tablomuz var. İşte Prof. Hüseyin Haydar Başbey diyor ki, bu tablodan kurtulmanın tek yolu, bu taşeron mantıklardan kurtulup, milli bir mantığa bürünmektir. E bugün de Türkiye'de ve dünyada, milli bir duruşu, milli bir ekonomiyi, Milli bir stratejiyi, milli bir iç politikayı, dış politikayı ortaya koyan tek siyaset adamı ve bilim adamı aynı zamanda Prof. Dr. Haydar Başbey'dir. Bağımsız Türkiye Partisi'dir. O yüzden bu tablodan, bu vatanımız ayağımızdan, ayağımızın altından yavaş yavaş değil hızlı hızlı kaydırılırken bu vatana sahip çıkmanın tek adresi de Prof. Dr. Haydar Başbey'dir diyorum. Çok teşekkürler e, Sayın Çabaz.